Şimdi kalın harfleri seslendiriyorum. Kalın harfleri seslendirirken dikkat edilecek en önemli husus harfi inceltmemek. çünkü inceden bir önceki kalınlıktır. Hemen inceye geçili verir. Bu tehlike söz konusu. Harfin kalınlığını muhafaza etmeye gayret edelim. İlk üç harfte ha, ayn ve qaf harflerinde sadece istila sıfatı vardır. Kalındır. İnceden bir önceki kalınlıktır. Ama diğer dördü sad, lad, da ve za harflerinde ise istila artı bir de ıtbak sıfatı olduğu için daha kalındır. Kesreli hallerinde de bu kalınlık tonunu biraz daha belli etmek suretiyle daha kalın hale getirmemiz gerekiyor. Yine kesra metti halinde e, hunne sesi bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Bir önemli diğer husus ise e, tenvinde sonuna eklemiş olduğumuz tenvinden doğan o sakin nun sesine ince geçiş yapabilmemiz gerekiyor. Kalın bir nun sesi telaffuz etmekten sakınmamız gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederekten kalın seslendirmeleri yapıyorum bu üçü inceden bir önceki kalınlıktır. Buradaki kalınlığı bazı arkadaşlarımız okuyucular ee, bu bu harfler istila harfi olduğu için kalın okunacak diyerekten kalınlıkta bir tekelüfe, taassüfe giriyorlar. Yani hoy 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 şeklinde bir tekelüf zorlama oluyor. Buna gerek yok. İnceden bir önceki kalınlığı verdikten sonra hiçbir mahsuru yok. Yani müstakim diye okunmaz.

voyo soy soy voyo boyo boyo va harfinde kesralı telaffuzda Keskin Z ile hemen yer değiştirir. Mesela sadakallahul azim derken Azim, Azim diye Z'ye hem peltek değil bu keskin hale getiriliyor hem de inceltiliyor. Z harfiyle katıştırılıyor. Azim değil. Onun kesreli halinde hem peltekliğine hem de kalınlığına riayet ederekten Azim demek gerekiyor. Tabi orada... Bu tilaveti yaparken doğru okuyabilmenin yolu e, harf taliminde bu kısımlarda yeterli tahşidatı yapmamız gerekiyor. Onun için bu son daha kalın olan dört harfi bir daha okuyorum. CİN 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 ZİN ZİN طي 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 ضي 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 Şayet sat harfinin istilasını ihmal edersem hemen sine döner. Si si sin olu verir. Bu da sat değildir, sindir. Yine aynı şekilde va harfinin istilasını gözetmezsem vel harfine döner zi zi zin olu verir. Ama istilasına riayet edersem ne kadar ince bir i sesi vermiş olsam da harf kalın olma devam eder, incelmez. Vın 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 zira harfi kalınlaştıran harekeler değildir. Harfin tabiatında olan lazimi sıfatlardan birisi olan istila sıfatıdır. İstila sıfatından dolayı harf kalınlaşır. Yine aynı şekilde diğer ikili harfimiz e, harfinde eğer istilayı koruyamazsak di di din oluverir. O da yanlıştır. Çünkü o deldir. Halbuki bu ta harfi. Bu ta harfini istila ve ıtbak ile ayırt etmemiz gerekiyor. Kalınlık buradan kaynaklanıyor. kalınlığın kaynaklanmış olduğu o iki sıfatı muhafaza etmek suretiyle biz de Doğun şeklinde doğru okumamız icap ediyor. Z harfi de yine aynı şekilde dikkat edilmezse didi diye olabiliyor. O del harfidir. Z harfi değildir. Ra harfine gelince konumu itibariyle bazen ince bazen kalın olan bir harf demiştik. Kesre konumunda ra harfi ince okunur tamamen. Rize'nin Rizi birinci hecesi Ri şeklinde kalınlık karıştırmadan okumamız gerekiyor. Rı. Rize'nin birinci hecesi Rı. Rı. rı, rı, rın. rı, rı, rın. rı, rı, rı.